Sevgili YouTube, Selma Başa'nın RTTK kartını konuşacağız. SBC olarak geldi. Artılarını, eksilerini, yapabildiklerini, yapamadıklarını, negatif kısımlarını, olabilecek muhtemel gelişimlerini, bu fiyatı hak edip hak etmediğini konuşacağız. Bunların hepsini konuştuktan sonra ise Çağatay'la beraber yaptığımız co-op maçta Baça'nın performansını izleyeceğiz. Yani bu videoda aynı zamanda Selma Baça'nın oyun içerisinde neler yapabildiklerini de göreceğiz. Ben Selma Baça'yı değerlendirmeye geçerken sizlerden de like atmanızı ve kanalımızı takip etmenizi istiyorum. Eğer ki canlı yayınlarımıza gelmek istiyorsanız Twitch'e de gelebilirsiniz diye belirtiyorum ve Selma Baça'yı konuşmaya geçebiliriz. Ben SBC'leri konuşmadan önce SBC'lerin gold hallerini de değerlendirmek istiyorum. O kartın nasıl bir yapıda olduğunu görebilmek için bence kesinlikle gold kartıyla biraz zaman geçirmeniz gerekiyor. Selma Başa'nın gold kartıyla hiç oynamadıysanız sizin oyun planınıza uyuyor mu? Sizin oyun zevklerinize uyuyor mu? Bunları bilebilmeniz için bence önce normal gold kartıyla oynayın. Çünkü SBC için biraz vaktimiz var ve Fransız ve kimyalaması da çok zor olmayan bir kart olduğu için bence önce gold kartıyla biraz vakit geçirip kartın yapabildiği temel şeyleri görmeniz gerekiyor. Ben Selma Başa'nın gold kartıyla 397 maça çıkmışım. Bu süre zarfında 12 gol ve 98 asist yapmış. Ben çok iyi bir FIFA oyuncusu değilim. Yani gameplay'im çok iyi değildir. Ve biliyorsunuz ki beklerle çok da fazla üretkenlik yapamazsınız bu oyunda. Ona rağmen 98 asist inanılmaz beni şaşırttı. Evet, ben oyunu Başan üzerinden çok kuruyordum. Evet, atağa çok katılıyordu. Ama yine de 98 asistten ortalama 4 maçta 1 asist yapmış neredeyse. Bu bir bek için fazlasıyla iyi bir rakam. Aynı zamanda hani bunun içerisinde böyle squad battles maçları falan yok. Sadece lig ve VL maçları var ve ben de çok iyi bir oyuncu olmadığımı düşünürsek daha iyi oyuncuların elinde çok daha değerli bir kart haline gelebilirdi. Başa'nın performansını çok seviyordum ve diyordum ki eğer ki özel kartı gelirse ve özel kartında Playstyle Plus'ı değişmemiş olursa ben direkt o gün Başa'yı yaparım diyordum. Geldi ve direkt yaptım. Şimdi o zaman hadi gelin Selma Başa'nın özel kartını değerlendirelim. Selma Başa'nın ilk konuşmamız gereken özelliği kesinlikle Playstyle Plus'ı. Çünkü çok OP bir Playstyle Plus'a sahip ve bu OP'liğin FIFA'da farkında olmuş olsak ki Elif seni seviyor. Usta sen ne dedin? Ne dedim be Mati? Yengeye Elif dedin usta. Ve bu OP'liğin elektronik arsla farkında olmuş olacak ki geçtiğimiz hafta Playstyle Plus'ı yani Whipped Pass yani orta nerf yedim. Fakat ben ondan sonra defalarca Gold Selma Başa'yla fazlasıyla ortaya çevirdim. Son derece isabetli ortalar açtım. Evet, bir tık zayıflamış ama düşündüğüm kadar öldürmemişler. Hala çok net bir şekilde orta açılabiliyor. Artık bu Playstyle Plus'a nerf geldi. Tahminimce daha fazla nerf gelmez. Bu haliyle kullanmaya devam edebiliriz. Peki Selma Başa'nın en büyük artısının Playstyle Plus'ı olduğunu söyledik. Diğer artısı ne? Diğer artısı şu arkadaşlar. Oyun bu sene bizim kanatlardan ilerlememizi istiyor. Yani biz oyunu kanatlardan açmadığımız sürece gol atmamız, atağa çıkmamız çok zor. Bu konuda bekler çok önem arz ediyor. Oyunda atağa çıkabilecek, gerçekten atağa katkı sağlayabilecek bek sayısı az. Selma Başa'nın en büyük özelliği bu senenin öne çıkan özelliği olan Ray-1 dribbling'i çok iyi yapabilmesi. İster Ray-1 dribbling olsun, ister normal koşu olsun, bunların hepsinde çok başarılı bir kart. Yani pace'inin 88 olduğunu görüyoruz ama hızlanması 93, sprint speed'i 84. Aynı şekilde dribbling'inin 84 olduğunu görüyoruz. Bu belki de çok inanılmaz iyi değil ama agility'sinin 96, balansının 89 olması sebebiyle aslında bu kart dar alanda 3. bölgede ya da 2. bölgeden 3. bölgeye topu taşırken çok hızlı taşıyabildiğini görüyorum. Yine aynı şekilde defansının atağa çıkan bir beke göre fazlasıyla iyi olduğunu düşünüyorum. 82 interception, defansif farkındalığı 78 ve ayakta müdahalesinin de 86'lı olması son derece yeterli. Fiziksel olarak kartı değerlendirmek gerekirse siz range'inin 74 olması body type'ını hesaba kattığımızda yeterli. Aynı şekilde stamina'sının 94 olması kartın 90 dakika boyunca iki yönlü hatta hücuma deli gibi katılabileceği stamina'ya sahip olduğunu gösteriyor. Kadın oyuncularda gördüğüm en büyük eksik agresiflik değerinin hep düşük olması. Ama Selma Başa'nın normal kartının da agresifliğiyken artık özel kartındaki agresifliğin 81 olduğunu görüyoruz. Bu da kartın crash gücünü son derece arttırıyor. Kartın bir diğer artı özelliği atağa çıktığı zamanlardaki short pasının 89, long pasının 79 olması sebebiyle son derece rahat paslaşmamızı sağlıyor. Yani illa orta
açmak zorunda değiliz bu kartla. Vision'ı 81, short pass'ı 89, long pass'ı 79 olan bir kartla her türlü oyunu kurabiliriz sol kanattan. Kartın playstyle plus özellikleriyle beraber playstyle'larına baktığımızda dead wall, block, anticipate, technical, quick step ve relentless olduğunu görebiliyoruz. Playstyle plus'tan çok daha geride bir özellik playstyle. Çok daha az etki ediyor ama en başta relentless'ın olması, üzerine 94 stamina'nın olması sebebiyle kart gerçekten 90 dakika, 120 dakika çok rahat çıkarıyor deli gibi kullansanız bile. Bunun yanında technical dribbling'in olması, quick step'in olması da ataklarda bizim çok işimize yarıyor. Anticipate ise bizim müdahale yaparken çok fazla işimize yarıyor. Çünkü en nihayetinde bu kart ceza sahası içerisinde çok savunma yapmaması gereken bir kart. Çünkü back olduğu için. İleri de ceza sahasından uzakta son derece kaliteli bir şekilde bu arkadaş savunma yapabiliyor. Müdahale yapabiliyor. Kartın diğer bir avantajı ise ligi. Cascarino'yla, Karchoichi'yle, Georo'yla, hatta Bonpastor'la bu arkadaşı gayet rahat imyalayabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki bunların saydıklarınızdan bazıları sol back. Bu konuyu ileride değineceğim. Selma Başa'nın alternatif başka yerlerde de oynayabilme ihtimali son derece yüksek. Sadece taktiksel olarak bazı oyun içi değişikler yapmanız gerekebilir. Selma Başa en çok hangi kimya kartıyla verim elde eder? Açıkçası gameplay'i birazdan göreceksiniz. Fakat gameplay'den önce benim düşüncem ne olursa olsun bu kartın strange'inin en azından 80 bandına gelebilmesiydi. Ben bunun için Encher bastım. Bu sayede strange'i 82, aggression'i ise 85 oldu. Aynı zamanda hızlanması da 97, sprint speed'i 88 oldu. Zaten back'te belli defansif katları elde edebiliyordu. O yüzden artı 5 defans upgrade'i bence yeterli. Ama tabii ki Shadow'da basabilirsiniz. Ama bence bu kartın daha fazla agresifliğe ve daha fazla güce ihtiyacı olduğu için bence Encher daha doğru bir tercih olur. Selma Başa LB pozisyonda oynayabildiği gibi LV sol kanat pozisyonda da oynayabiliyor. Bu yüzden bu kartı LV'ye koyup oyun içerisinde 4-3-2-1'de 8 numara, 4-4-2'de 2-8'den biri halinde düşünebiliriz. Çünkü driplingi yeterli seviyede, pası yeterli seviyede, hatta şut power'ı ve uzaktan şutu bizim çok zorda kalırsak işimizi görebilecek bir seviyede ve aynı şekilde high'da olması sebebiyle iki yönlü oyunu çok rahat oynayabilir. Ama tabii ki de oyunda bir sürü 8 numara var zaten. Neden sol bekte çok fazla verim alabileceğimiz bir kartı sol kanada koyacağız? Sol kanattan da oyun içinde CM'ye koyacağız. CM'ye koyduğumuz arkadaş da zaman zaman kanada inebilecek güçlü ve hızlı olacak. Hızlı olması gereken bir arkadaş olacak. Bunlar biraz zorlayabilir. Ancak çok özel başka sol bekleriniz vardır ve o sol beklerle hayatınıza devam etmek istiyorsunuzdur. Baçayla da oynamak istiyorsunuz. Belki böyle bir çözüm bulunabilir ama bence biraz zorlama bir çözüm olur. Şimdi gelelim kartın muhtemel artışlarına. Kart 88 overall olarak geldi. Fakat bir RTTK kartı. Yani ve grup stage sonunda artı 2 alacak bir kart. Şu anda 88 olsa da grubun sonunda 90 olması son derece muhtemel. Bu sene Ultimate Team'e kadınlar da gelince tabii ki işin rengi değişti. Yani kadın futboluna daha fazla ilgi duymaya başladık. Gerçekten Bon Matiler, Feyyaslar, Baçalar, Diyaniler, Georalar bunları konuşmaya başladık. Ve aslında bazılarının da son derece kaliteli olduğunu gördük. Müsabakalara da bakmaya başladık ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'ne bakmaya başladım ben. Ve UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde geçtiğimiz sene Lyon'un 6 maçın 3'ünü kazanıp ikisini de beraber kılıp birine mağlup olduğunu gördük ve gruptan çıktığını gördüm. Çeyrek finalde de penaltılarla Chelsea'ye elendiğini gördüm. Chelsea'nin de kadın futbol takımı fazlasıyla iyi. Bu seneye geldiğimizde ise Lyon'un rakiplerinin çok daha kolay olduğunu gördüm. O yüzden Lyon'un ben bu grupta güle oynaya gruptan çıkacağını çok büyük ihtimal çok erken bir şekilde gruptan çıkmaya garantileyeceğini ve Selma Başa'nın da artı 2 upgrade alacağını düşünüyorum. Haliyle bu kart 90 overall olacak. Aynı zamanda Lyon'un bu sene bir Arkame dedikleri ligde ne işler yaptığına baktık. 22 maçın 20'sini kazanmış, birinde berabere kalmış, birinde mağlup olmuş. Yani tabiri caizse vura kıra ilerliyor. Ben bunları düşündüğümde Selma Başa'nın artı 2 upgrade'i kolay alacağını düşünüyorum. Kartın güncel SVC değeri konsolda 170, bilgisayarda 176K. 1.85 ve 1.86 ratingli kadro istiyor. Hodurlar şu an yüksek olduğu için evet fiyat biraz fazla geliyor ama bu kartın 90 olacağını, Fransa kimyası vereceğini, bağlamasının çok da zor olmayacağını düşündüğümüzde bence Selma Başa kartı kesinlikle yapılması gereken bir kart. Evet, şimdi maçı görüntülere geçelim. Çağatay'la 2 maç yaptık. Tabii ki co-op oynadığımız için ne kadar gerçekçi olur o tartışılabilir. Ama en nihayetinde ilk anda elimizde bu veriler olduğu için bunlar üzerinden de örnek vermezsem eksik kalır diye düşündüm. Elimde böyle bir kart varken. Şimdi belirtmem gerek ki ben 4-3-2-1 oynuyorum. 4-3-2-1'de beklerimden birinin atağa çıktığını söyleyebilirim. Ve atağa çıkan bekim de Selma Başa tabii ki de. Daha önce de öyleydi. Şu anda da böyle zaten. Gördüğümüz gibi yani bekteki driblingi son derece iyi. Ortaları da çok iyi. Tabii ki daha ilk ortamımız daha destur bismillah. O yüzden bir tık geri kalmış olabilir. Şimdi önünde Grealish oynuyor. Burada bir manuel bir koşu var. Yani ben kendim kontrol ettim böyle bir... Kontrol ettiğim için böyle bir koşu var. Fakat yine de
Selma Paşa kendisi de bu koşuyu gayet rahat yapabilir. Çok net bir pozisyondu ama sonunda biraz harcadık. Olan yine Selma Paşa'nın asist oldu tabii ki. Bu videoda daha fazla Selma Paşa'nın yaptığı ofansif işler olacak. Defansif işler çok fazla olmayacak çünkü daha çok ofansa değerlendirdiğimiz bir arkadaş. Bir de co-op'ta zaten biraz böyle kargaşa olduğu için yani şey daha sağlıklı. Ofans işleri biraz daha sağlıklı görsel açıdan. Şimdi gördüğünüz gibi Selma Paşa'nın kaptığı bir top. Ve işin sonunda ben bu pozisyonu niye aldım? Şu yüzden aldım. Pozisyonu alma sebebim. Şimdi biz buradayken yani sağ kanattan atak yaparken dahi Griezmann sağ forvetim. Llorente ise sağ CM'm. Ata yani kanada inecek olan CM o. Şu an Çağatay Llorente'de, ben de Griezmann'dayım. Şimdi Griezmann'la yaptığım driplikten sonra merkeze Lewandowski atıyorum. Burada aslında co-op oynamasak, tek kişi oynasak ben Lewandowski atma sebebim kesinlikle Selma Paşa'yı görebilmek. Ama burada iki kişi oynayınca orada o da Grealish araya giriyor ve aslında o topu Selma Paşa'yla buluşturabilsek maça içeri çok daha rahat girebilecek. Devamında topu tekrar çalıyoruz. Ve bu olayı bu videoda defalarca göreceksiniz. Kaleciyi alıyorum. Kaleciden Selma Paşa atıyorum. Selma Paşa'dan diğer bek atıyorum. Kaleciyi alıyorum. Kaleciden sağ bek atıyorum. Cancelo'ya, Cancelo'dan Selma Paşa'ya atıyorum. Bunu çok sık göreceğiz. Şimdi yine gördüğümüz gibi. Kaleciyle olduğu gibi stoperle de olabiliyor. Neden? Çünkü oyunu çok iyi kurabiliyor Selma Paşa. Uzun pas atabiliyor. Ters ayak 3 olmasına rağmen atabiliyor. Yakına pas atabiliyor. Hepsini gayet rahat yapabiliyor. O yüzden de Selma Paşa oyun kurulumu açısından da çok değerli. Şimdi tekrar görüyoruz. Kaptığımız topta da Selma Paşa bu sefer başaramadı pası. Ama başarsa çok da iyi bir şekilde atağı soldan sağa götürmüş olacak. Bu da çok gerekli. Özellikle bu sene çok gerekli. Yine net temiz bir müdahale yapıyor. Atağa çıkıyoruz. Şimdi ikinci yarıdan. Gördüğünüz gibi oyun sağ çizgide. Oyun sağ çizgide. Fakat Selma Paşa 10 numarayı da verdim ben çok sevdiğim için. Selma Paşa sağ çizgideki topla yani sol bek olmasına rağmen neredeyse sol iç oyuncusu gibi davranıyor. Ne oluyor bu sayede? Grealish içeriye bir ekstra adam daha olarak girmiş oluyor. Burada direkt şey indirmiş olsak çok daha büyük tehlike olabilirdi. Ona rağmen Selma Paşa'nın pası atıyoruz. Orada bulunması çok büyük artı. Defanstan topu çıkarırken hep bir şekilde bir pas istasyonu olabiliyor. Topu aldıktan sonra topla ilişkisi de çok iyi. Yine burada da başarılı pas atamadık. Ama burada bu başarılı pasları atamamamızın en büyük sebebi aslında bizim gameplayimizin çok iyi olmamasıyla alakalı. Yoksa Selma Paşa bu pasları eminim ki size çok daha iyi atacak. Yine kanattan kanada değiştirdik. Yine kanattan kanada değiştiriyoruz. Bunlar bu sene oyunda çok gerekli. Çünkü herkes sağdayken topu sola attığımızda oyun gerçekten genişliyor. Bir yandan da oyunu genişlettikten sonra bakın yine aldık, çalıma attık, topu sürdük, R1'i yaptık, L1'i yaptık, hızlı yaptık, her şeyi yaptık. Bu artık asist ama lanet olsun ki. Ben burada da zaten şu an kendi kameramı da görüyorum arkada. Bayağı da sağlam böyle bir tepki vermişim yani. Artık çünkü daha ne yapsın yani bu kadın. Topu tekrar kapıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi bakın. Aslında tekrar sola dönebiliriz. Yani soldan oyunu tekrar açabiliriz şeyle beraber. Yanlış bir parası mı bu? Bellingham'la çıkacağız. Top kaybediyoruz. Baça yine araya giriyor. Tekrar topu Baça atıyoruz. Tabii bizim de ilk maçımız olduğu için Baça'yla ekstradan böyle bir oynama isteğimiz var. Burada da yine iki kişinin azizliğine uğruyoruz. Tek kişi olsak çok rahat şey yapabiliriz. Ona rağmen Baça araya giriyor. Topu çalıyor. Topu çaldıktan sonra da yine aslında net bir pozisyon. Belki bir ekstra pas atsak daha rahat olabilirmiş. Bir sonraki maça geçiyoruz. İkinci maçta. İki maç attık. İkinci maçta biraz şans anı da var. Topu alıyoruz, geri veriyoruz. Sonra tekrar geri alıyoruz. Dediğim gibi topu aldıktan sonra da yapabildikleriniz çok önemli Baça'yla. Rahat olduğunuz sürece yani oyuna karşı yani oyunda sabır gösterdiğiniz sürece Baça'yla topu kaybetmeniz de çok zor. Çünkü top ayağına yapışıyor. Agility ve balansı sayesinde. Aynı zamanda hızlanması sayesinde. Tabii biraz
Kartın da şehvetine düşüyoruz. Yine dediğim gibi Blank'tan Baça'yı da gördük. Baça'dan canımız istedi. Dedi ki bu sefer sağ çizgiyi göreceğiz. Yani oyunu yani nereden baksanız sol çizgiden sağ çizgiye alıyor. Ve şimdi tüm takım soldayken, bakın burada tüm takım gördüğünüz gibi rakibin tüm oyuncuları sola yakınken, yani bizim solumuza yakınken, bir anda sağdaki arkadaş nasıl bindiriyor? Eğer ki o topu buradan oraya rahat atabilecek oyuncunuz varsa, ki var gördüğünüz gibi, bir anda siz rakibi çok daha atak açısından hazırlıksız yakalamış oluyorsunuz. Kaldı ki Griezmann artı Lewandowski de burada gayet güzel saplıyor. Atıyor yani golü. Şimdi tekrar Baça'dayız. Erken bir orta. Aslında biraz daha ileri atabilsek, Griezmann'la buluşturabilsek topu çok daha tehlikeli olabilecek. Griezmann'ın boyu kısa ama kafaları çok iyi. Yani o asistlerin bir çoğunu da Baça abla Griezmann'a yaptı. Bu arada Baça abladır yani bizim için. Artık bu takımın bir ablasıdır yani. Büyüğüdür. Uzun sürede kalacak gibi hissediyorum ben kadromda. Çünkü nerf'i yedip bir daha nerf yemez gibi geliyor bana. Yine gördüğünüz gibi çok boş. Çok boş. Bu sene oyunda bu kanatları değiştirmek, bekleri bekten beke topu atabilmek çok önemli. Gördüğünüz gibi pasın da gayet iyi atıyor. Burada çok fazla pas hatası yapılabilir. Yani bu pas atabilmek çok kolay gözüküyor ama attığınız zaman kolay gözüküyor. Atmadığınız zaman işte kolay değil. Yine kaleciyle ya da stoperle çıkıyoruz. Ve yine Selma başarılıyız. Ve yine gördüğünüz gibi çizgide ilerliyoruz. Griezmann'la ekstra bir pas daha. Bunu çevirebilsek, belki bir topu tutabilsek yine şey olabilecek. Yine gördüğünüz gibi Selma Başa'yı oynuyoruz. Maalesef oyun bizden bunu istiyor. Topu çalmaya çalıştık, beceremedik, biraz da çaldık gibi oldu. Yine bir kanat değiştirme, kanser olan Başa'ya. Tekrar içe doğru kat edip çizgiye atıyoruz. Yani içe kat edebilir misin? Edebilirsin. Çizgiye inebilir misin? İnebilirsin. Çizgiden kalenin içerisine girebilir, yani ceza sahasına girebilir misin? Girebilirsin. Yine çok harika bir orta açtı. Lakin Llorente'nin, ben Llorente ile buluşabileceğini düşünmedim topun. O kadar net buluştu ki ben de şaşırdım hatta. Saçma sapan bir hareket yapmışım orada. Yine ceza sahası, yani yine atağa yakın olduğu için yine iyi verim elde ediyoruz. Ortası yine iyi. Lakin biz hazırlıksız yakalanıyoruz bu ortalara. Tekrar topu çalıyoruz. Burada da Llorente'nin etkisi çok yani. Llorente artı Bellingham orta sahasının olmasının etkisi çok. Bir kere daha açıyor Blank. Yani pardon Baça. Ve yine çok isabetli. Yani orta tuşuyla, Çağatay da onu söylüyor. Yani orta tuşuyla attığında topu kaybedebilecekmişin gibi hissetmiyorsun maç içerisinde. Topu çaldı çok hızlı bir şekilde. Oradan soldan hata ilerletememişiz büyük ihtimalle ben kestiğime göre. Tekrar kaleciyle çıkıyoruz. Bu sefer Grealish atıyoruz. Grealish'ten Baça'ya. Baça kartını değerlendirdik. Kartın artıları çok yüksek. Eksisi diyebileceğimiz tek şey hani kadın liginde olması. Ona da yapabileceğimiz bir şey yok. Zayıf ayağı 3. Bence bekte öyle bir problem yaratmıyor. Gördüğünüz üzere sağ ayağıyla da gayet net uzun paslar dahi atabildik. Kartın böyle gözle görülür bir eksisi yok bence. Defansı da gayet muntazam. Atağı da harika. Pasları müthiş. Ortaları çok ölümcül. Eğer bu sene FIFA'da beklerden bir atraksiyon yapmak istiyorsanız, ki yapmalısınız, en doğru isimlerden biri Baça diyorum. Videoyu kapatırken sizlerden like atmanızı ve kanalımızı takip etmenizi istiyorum. Eğer ki canlı yayınlarımızı izlemek istiyorsanız da Twitch kanalımıza gelebilirsiniz. Başka bir oyuncu izlemesinde görüşmek üzere ya da başka bir dizi incelemesinde görüşmek üzere ya da başka bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.